transfer sürecine geçelim. Haziran'a geldik. Şimdi önce şu sormak istiyorum. Kulüp içerisinden şöyle bir bilgi çıktı. Taraftarlara kadar ulaştığını düşünüyorum bu bilginin. Transferlerin hepsi kesinleşti. Şu 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 isimler yapılacak. Benden kaynaklandı biraz. Ben onu isteyecektim. Yani özellikle bir açıklama yapayım. Siz mi yazdınız bunu? Evet, ben yazdım. Hatta onun sonunda ben heyecanlandığımı falan söyledim. Onu ara ara çıkarıyorlardı transfer döneminde. Abi böyle demiştin olmaz falan. Şimdi hatta isim bile verdiler. Yani isim bile geldi bizlere. Mesela Bayiç'in ismi geçti. Bayiç'ti biri. İlk planlamayı söyledi mi? Taylan Antalyalı. Emrah Başsan. Yok, Emrah Başsan yoktu. Bana Emrah Başsan gelmişti. Atıf Şişun. Bir de İsmail Köybaşı. Bir de stoperde de Aniçiç'ti. En baştan ama onu söylenmedi. Yani ismi dolaşmadı, Aniçiç'ti ama en baştan beri. Evet, devam edin buyurun. Şimdi bu isimler çıktı. Bunlardan sadece Bayiç ve Aniçiç sonradan. Aniçiç hiç bilmiyorduk. Biz sadece Bayiç aldı diyelimiz. Sadece Bayiç aldı. Atıf Şişun sürecinde ne oldu? Evet. Yani tek tek mi gidelim, bir genel değerlendirme yapayım mı? Çünkü orada bir sanki topluma bir şeyim var gibi, borcum var gibi diye düşünüyorum. Tamam, akışına bırakalım. Şöyle, öncelikle ben Twitter'da da yazmıştım bunu ama hani özür diliyorum. Yani öngördüğüm şekilde sonuçlanmamasından dolayı özür diliyorum. Benim bir katkım yok, ben yapmadım ama yine de net ifadeler kullandığım için niye net ifadeler kullandım onu da söyleyeceğim. Beklenti oluştu doğal olarak. Bu beklenti sonuçlanmadı. Sonuçlanmamasının sonucunda da bir sistem, bir reaksiyon olması çok doğal. O konuda yani kabahatim varsa özür dilerim. Nasıl başladık? Konyaspor'un planlaması şu şekildeydi. Şimdi verim alınamamış oyuncular var. Eksik bölgeler test edilmiş 5-6 oyuncu alınacak. Peki bir aşama geri gidelim, bir adım geri gidelim. Aykut Kocaman'ın geçen sene şöyle bir ifadesi vardı. Hani bu sene yarışacak mıyız, yapılanacak mıyız? Ona karar vereceğiz demişti. Aslında geçen sene ilk yarı bittikten sonraki tablo Konyaspor'u yarışmaya itti. Sonra gelen kötü süreç yarışma şansını kaybettirdi. Ama kötü olan bu sefer yapılanma şansını da kaybetti. Konyaspor geçen sene aslında yapılanmasını tamamlamış ve sezona net giriş yapmış olması lazımdı. Ama bu şans gitti. Radikal kararla, işte biraz önce ismini saydığımız oyuncularla yollar ayrılacak. Peki, teknik heyet şöyle oturmuştur tahmin, bunlar bilmiyorum yani, görüşmedim. Ama şöyle bir şey çıkıyor orada. Ya bir yaz dönemi var önümüzde. Transferi erken yapalım. Çünkü risk edecek durumumuz yok. Boşa harcadığımız bir 3-5 ay var. Bunu şey yapmak için ilk baştan, sezon başından transferi tamamlayalım. Ayrıca adaptasyon süreci, sisteme uyum süreci kısa olsun. En kısa olacak oyuncuları tercih edin. Kim bunlar? Biraz önce saydığımız oyuncuların çoğu geçmişte Aykut Kocaman'la çalışmış isimler. İki isim var. Taylan'la Aniçiç çalışmamış. Geri kalan Bayiç çalışmış. Atif Şeşo çalışmış. İsmail Köybaşı çalışmış. Neden bu isimler? Orada sadece ayırıyorum. Zaten oyun stili itibariyle Aniçiç uygun, 4 etti. Bir Taylan genç proje transfer diye düşünülebilirdi, onun peşinde koşuldu. Geri kalan tamamen ilaç transferler, nokta nokta nokta. Ve bir anda sisteme uygun oyuncularla devam edebilme hali. Ve bu oyuncularla benim yazdığım dönemde de sezonu tam bitmiş haliydi herhalde. Görüşmelere başlandı. Mesela Bayiç'te anlaşıldı. İsmail Köybaşı'na bir hafta verildi. Ondan sonra işte Şeşu ile son noktaya getirildi. Şimdi bu tabloda Konyaspor'dan beklentim şu benim. Şahsen çat 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 6 transfer bitirdik. Ondan sonra güzel bir kamp dönemi, ligi bilen, Aykut Hoca'yı bilen oyuncularla bir başlangıç. Ama sistem bir anda tıkandı. Her şey kartopu etkisiyle. Şimdi insanlar çok hani şey sert bakabiliyor bu konularda ama hani yayıncı kuruluş krizi bu kadar mı önemli? Çok önemliydi. Yani şöyle bir kültürü var Konyaspor'un. Oyunculara 2 aydır para verememiş. Transfer yapacak. Ve içerideki oyuncu şunu mutlaka düşünür. Benim içeride param var. Transfer peşinde koşuyorsunuz. Kulübe olan aidiyetinde bir yıpranma olur. Ha tabii ki içerideki oyuncunun sözüne göre mi transfer yapacağız? Hayır, bu bir kültür. Bu gelenektir. Herkes yapmak zorunda değil. İçerideki oyuncunun parasını veremiyorsun. Ayrıca senin oyuncu da göndermen lazım. Şimdi sen çat 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 bir anda 6 transferi yaptın, hop 5 tane de elinde kalmış. Ve bu adamlar, rakip kulüpler rahat artık. Ne diyor? Zaten oynatmayacağım.
zaten göndermek zorunda. Bekleyelim. Doğru mu? Bekleyelim. Şimdi buna da izin vermemek için sistem kilitlendi. Göndereceğini gönderemiyorsun diye rakipler almıyor, para gelmemiş. Yayıncı kuruluştan para gelmemiş, rakipler oyuncuları almıyor. Alacağını da alamıyorsun birini göndermediğin için içerideki oyunculara para vermedi. Orada kilitlendi. Zaten satmayı bilmiyoruz. Bir de böyle bir durum. O tarafını da konuşalım. Ama şimdi birer birer şey derler, tuzaklar çipmeye başladı yani. Bu boşa düşüyor. İsmail Köybaşı sürekli işte önceliğim yurt dışı, yurt dışından haber bekliyorum. Tamam sen yurt dışına devam et algısıyla o iptal. Sonra Atıf Çeşu, işte rakamlar normal teniste Antalya'nın daha yüksek rakam vermesiyle birlikte şeyi inanmadık herhalde değil mi? Yani Antalya'nın daha az verip de bize gelmediği gibi bir şey, öyle bir dünyanın... Ya öyle bir durumları yok zaten. Yani eşyanın tabiatına uygun değil yani öyle bir şey. Sen 300 bin euro, 200 bin euro aşağıya kim yapar yani böyle bir... Devre arası boşa çıkacağını da düşünüyorum ben. Orası hani verim alırlar almazlar onu bilmiyorum ama gelmedi hasılı. O da iptal. Arkasından işte Tayland yoklanıyor. Oyuncu tamam işte Erzurumspor'la görüştü. İşte o üç büyükler olarak hani üç büyüklere satma imkanımız var gibi bir söylemle karşılaşınca o defter kapanıyor ama bay işte an iç tamam en baştan itibaren tutuyor. Şimdi peki buradan sonra ne değişti? Burası çok önemli. Hani ne oldu da bu plan olmayınca yeni bir döneme geçtik. Şöyle bir şey. Eğer hani 33 yaşındaki 34 yaşında mı Atıf Çeşu? Evet. 34 yaşındaki Atıf Çeşu olmayınca 21 yaşındaki Mia mıdır? Tarzımız bizim. Şimdi insanlar da sorar yani. Şimdi orada bir kırılma yaşandı. Ne kırılması yaşandı? Ya zaten sezon başı dönemi geçti mi? Geçti. Bizim ligi bilen oyuncu ya da Aykut Hoca'yı bilen oyuncu ihtiyacımız var mı? O da kalmadı. Şimdi artık o başka bir seçenek yok. Şimdi ne çıkıyor devreye? O zaman takımı gençleştirme bölümüne ağırlık vermek lazım. Veya potansiyeli olan, para kazanabileceğin oyuncuları. Şimdi iki yoldan para kazanmak zorunda Konyaspor. Bir, sportif başarı. Sportif başarı, yani yüksek başarı gelmezse Konyaspor her yıl zarar eder. Ya da oyuncu satışı. Bunun muadili de oyuncu satışı. İki taraftan da bunu yapmak zorundasınız. Şimdi birinci aşama sanki daha çok erken gelen sportif başarıyla takımı ekonomik olarak rahatlatmak. İlk planlama o. Ama o olmayınca bir tarafında da hem başarı gelsin ama bir tarafından da genç oyuncularla kadro süslenebilir. Yani bir bay için satışı Konyaspor'u ciddi anlamda rahatlatmıştı. Yani böyle bir transfer daha, birkaç transfer daha, yani Milosevic'i sezon sonunda 5-6 milyon euroya sattığınız zaman yani o sezonun üzerine kâra geçmeniz demektir. Şey söyleyecektim, bu sezon planlaması nasıl yapılıyor? Araya gireyim. Evet. Size. Şimdi sürekli bir şey var ya, bu da İstanbul merkezidir bu halde. İşte almadınız, bir transfer de şey atıyorum mesela iki maç kazandıysa parasını çıkıyor. Öyle bir bakış açısı yok. Nasıl yok? Her kulüp, Anadolu kulüpleri bütçe yapar. Ekstra bir geliriniz yoksa, başkanınız petrol zengini değilse veya ne bileyim Rus oligarka sırtınızı dayamadıysanız mevcut bir plan proje içerisinde gidersiniz. Nedir o proje? Şimdi 50 puan üzerinden Konyaspor ortalama bütçe yapar. 50 puanın TL karşılığı nedir? Şudur. Örnek veriyorum. İşte bunun bir de katılım ücretleri bir rakam çıkıyor. Bizim sponsorlarımız ne? Şunlar. Bizim örnek veriyorum işte bu sene çok yoktur ama kombine gelirlerimiz ya da tribün gelirlerimiz ne? Ekstra. Hepsini yazarsın bir rakam çıkar. Peki bizim giderimiz ne? Onu da yazarsın. Aradaki fark senin bütçen. Aradaki fark transferdir aslında. Atıyorum 100 milyon TL çıktı. Geliriniz. O bütçe. 80 milyon TL mevcut oyunculara sezon sonunda ödeyeceğiniz para ya da bütün giderleriniz. 20 milyon mu? İşte o sizin transfer bütçeniz. Bu iş böyle. Hani yapıldı yüze denklendi. Bir adam alın iki maça çıkarır. Yani o iki maç ortalama 10-13 galibiyettir değil mi 50 evet. Puan? Öyle midir? Tam hatırlamıyorum ama. Hani hesabını yapmadım. Ama 2 galibiyet de 56. 2 galibiyet zaten şampiyonluğa mı oynanacak? Yani oraya mı gidiyor hedef? O baş şampiyonluğa takım kurmak o başka bir politikanın. Ekstra maliyetler falan filan. Ama hani bir trans şey bir maça daha şeyini çıkarır böyle bir anlayış yok.
O zor bir durum yani. Yani o 20 milyon TL'ye bir veya iki tane transfer yaptığımızı düşünelim. Hurtado gibi bir sezon yattığı zaman iş bitiyor. Traore gibi iş bitiyor. Yani böyle korkunç yani. Korkunç hatalar oldu yani. Hatalar derken hani yani Hurtado hata değildir yani, şanssızlıktı yani. Çünkü olsa oyuncu geçmişinde böyle bir sıkıntı. Traore de öyle. En iyi döneminde belki de en büyük beklenen çok büyük şanssızlıkla Konyaspor. Yani biraz risk işi yürüyüşler. Yani beklemediğin sonuçlar aldığınızda da futbolun içerisinde var. Yani Konyaspor'un Traore'ye yani verdiği yani toplam rakam 20 milyon TL'yi falan bulur herhalde. En son liste yayınlanmıştı. Orada görmüştük ama şimdi rakamı hatırlamıyorum ama var. Büyük rakamlar, çok büyük rakamlar yani. 3 futbolcunun 26 milyon euro gibi maliyeti vardı ya, yanlış hatırlamıyorum. 26 milyon TL, özür dilerim. 4 oluyor o zaman. 3 ya da 4 futbolcunun 26 milyon. Yahu ya Tabare, Fofana, Traore 26 milyon TL olabilir evet. Bir maliyetleri. Ama 2 yılda, 2 yılda Traore'nin neredeyse o kadar maliyeti var Konyaspor. Ya şunu soralım. Konusu açılmışken aklıma geldi. Bu mesela oyuncu maliyetleri, işte ödenen bonservis bedelleriyle alakalı kulüp herhangi bir açıklama yapacak mı? Yani şöyle, bir resmi açıklama yapılması bilmiyorum. Yani ortada böyle bir gündem yok. Yapabilirler, yani şeffaflık vurgusu yapıyorlar ya sürekli, yapabilirler ama burada aslında görev bize düşüyor. Bizim bunu açıklattık. Bunu benim. Yani kulübün şöyle bir tarzı yok. Eskiden vardı, açıklamıyoruz diyorlardı. Eski yönetimin öyle bir kuralı vardı. Ücretleri açıklamıyoruz. Ama bu yönetimin yok, açıklarlar yani. Daha önceki o yayınlanan listeyi de bildiğim kadarıyla zaten yönetim hazırlayıp. Hala sanırım. İnsanların mesela Faruk Bey'i 1,5 milyon euroya aldığımızı düşünüyorlar mesela. Ki ben yazdım ama yani sana niye o transfer merkezi bazı. Siz yazdınız ama ya takip etmeyen isimler var ya da herkes Yunus Altın Bey'i takip etmiyor. Facebook, diğer siteleri kullan. Mesela Opanasenko için. Benim bir de fotoğraf var ya, fotoğraf çok önemli. Yani evet. O 1,5 milyon euroyu paylaşıyorlar bir arada, 1,5 milyon. Zihni kazınıyor orada. Mesela Opanasenko 200 bin euroya alındı diye biliyorum ben. Ama transfer verilerine göre 1 milyon euro gözüküyor. Mesela insanlar 1 milyon euro gözüküyor. Bu çok, yani oradaki veriler çok sağlıklı değil. Tabii, muhakkak. Ya, tamam 3 aşağı 5 yukarı çok yalan söylüyordu diyemeyiz ama bu bizim gibi böyle yani ama daha çok ulusalın hatta dünyayı doğru dünyadaki diğer kulüplerin yani İngiltere'de İngiltere için onlar şey mesela yani veriler kabul ediliyor ama buradaki bilgiler resmi rakamlar değil. Federasyondan mı aldınız ya da bir Konyaspor bir yerden beyan etti bu rakamı oraya mı göre yazdı? O biraz şey rakamlar yani. O zaman bizim beklentimiz sizden o olsun. Burada taraftarın da beklentisi olduğunu bence bunu yönetime söyleyelim buradan. Yunus Bey aracılığıyla söyleyelim biz. Yani Yunus Bey. Biz ben öyle açıklamazlarsa Yunus alacak. Topu size atalım. Topu size Yunus Altın Bey'e atmayalım. Şimdi o işi yönetime bırakalım. Bir iki hafta için açıklamazlarsa gerekirse Yunus Altın Bey'e bir aracı olur bu konuyla alakalı. Açıklamalarını sağlamaya çalışırız. Ben çok karşı çıkacaklarını düşündüm. Ya şeffaf bir yönetim olduğunu düşünüyorum ben Konyaspor yönetiminin. Şimdi o süreci geçtik. Şimdi bu transfer süreci bu şekilde gitti. Transferin sonlarına doğru yaklaşıyorum. Hı hı. Mac transferi 1, Filipović 2. Şengelya'yı artık dediğimiz gibi yani geleceğe yatırım şeklinde düşünüyorlar. Mac geçen sene Galatasaray'da ismi alınmış, zeytin vermediği, kariyerli, ligde dengeleri değiştirebilecek bir oyuncuydu. Mac sürecinde neler oldu? Ne bitti? Şimdi aslında hangi maçtan sonra Aykut Hocam? Galatasaray maçından sonra mı? Yok, şey maçından sonra. Antalya maçından sonra. İki oyuncu var dedi, görüştüğümüzde. Bunlardan birisini kadromuza katacağız dedi. Zaten şey, anlaşılmış bir oyuncu. Levan anlaşılmış gitmiş ama Robert Mack biraz da hani acaba olabilir mi noktasında yönetimin girişinde bulunduğu bir oyuncu. O son gün pazar günü mü? Pazartesi. Pazar günü yani işte tam net orayı bilmiyorum, özür dilerim. Yönetim net olarak gündemindeydi. İletişime geçildi. Oyuncu ile ilgili anlaşma sağlandı. Zenit'in bildiğim kadarıyla bir bonservisi yoktu. Zenit'in boşa çıkartması, sözleşmesini feshetmesi bir taraftan bekleniyor. Konya'ya getirilecek o şekilde. Ama şurada bir şey var. Tam bilgim yok onda. Bunlar mesela herhalde tahminimi söyleyeyim. 2-3 oyuncuya siz kulüp bulabilirsiniz kendinize demişler.
Bunlardan birisi de başka bir oyuncu Parma'ya kiralık olarak gitti. İsmini hatırlayamadım, özür dilerim. Bu şekilde yani bir oyuncu herhalde kontenjan problemi var. Kontenjan boşalınca Mat'la ilgili kararsızlar. Önce demişler kulüp bulabilirsin diye. Ama ondan sonra son bir onay için Zenit'in kararı beklendi. O da saat 20 yanlış hatırlamıyorsam 7 gibi maçları başladı. Lokomotiv Moskova maçı mı ya da Spartak Moskova maçı da olabilir. 1-0 kazandıkları bir maç vardı. Onun maçın arkasından teknik direktör karar verecekti. Karar olumsuz oldu. Yani bu kadar bak teknik direktör aslında teknik direktör onay vermiş olsa yönetim zaten kulüp bulabilirsin dediği bir oyuncuydu. Hani ilk başta sordun ya şey dedim bazıları yönetim böylesine attı bu ismi falan öyle bir durum yok. Gerçekten bu sürede Levan Konya'daydı. Yok. Ertesi gün getirildi Levan. Levan ertesi gün o yani bir gün önce bu artık şey olmuştu sözleşmesi sona ermişti kulübüyle. Hazırda bekletilen bir oyuncu yani olası bir makın olmaması durumunda Konya'ya getirilmesi planlanıyordu. Hemen apar topar getirildi zaten. Kulübümüze hayırlı olsun. O zaman Levan'ı daha görmedik. Levan'ı göreceğiz inşallah. Takımıza gelecek için genç bir oyuncu. Yani Gürcistan Ligi şüphe uyandıran bir lig. Yani Gürcistan ülke olarak yani böyle çok da bilinen bir ülke değil. Hani ne çıkacağını bilinmez ama 23 yaşında milli takıma yükselmiş. Geçen seneyi verimli geçirmiş bir oyuncu. Belki tutarsa ciddi anlamda ya, tutarsa katkı sağlar. Şimdi bedelsiz geldi. Adil Kocaman geçen birisi yazmış, orada okudum. 27 tane transfer yapmış, doğruluklarını bilmiyorum. Altyapıdan çıkmayla beraber. Bunun sadece 4'ü tutmamış. Mahlangu, Dosa Junior, yanlış hatırlamıyorsam Zuta, diğerini hatırlamıyorum. Şuna geleceğim. İnşallah o 4'e Levan Şengeli eklenmez. Çünkü Mia'yı gördük, Mia iyiydi. Bir de Juta ve Filipovic'i konuşalım, yayınımızı noktalayalım. Evet. Juta'da ne oldu? Yani niye tekrardan takıma adapte Opanasenko mu vardı? Opanasenko vardı. Şöyle, Opanasenko, daha doğrusu Juta ile başlayalım. Juta tutmadı. Fakat transfer sürecinde 2-3 ay geçmesine rağmen bu oyuncunun satışı da gerçekleşmedi. Uğur Demirok da var tabi. Bu oyuncuların satışları neden bu kadar aksadı? Evet. Bununla alakalı bir bilgi var mı elimizde? Valla yani en baştan Uğur'la Juta'nın yani Opanasenko sonraki süreç Uğur'la Juta'nın kendilerine takım bulması istendi. Ama bu süreçte ikisi de takım bulmakta zorlandı. Uğur'la alakalı özellikle yani teklifler olduğunu duyuyorduk. Ama bir türlü anlaşma sağlanamadı. Juta'nın da en kötü ihtimalle kiralık olarak gönderilmesi bekleniyordu. O da gerçekleşmedi. Bu işin bir şey tarafı var. Oyuncular tarafı var. Yani oyuncuların kendi geleceğiyle ilgili bu kadar endişelenmemesi beni çok şaşırttı açıkçası. Yani gelecek yıl sözleşmesi sona erdiğinde Uğur Demirok artık Süper Lig düzeyinde bir futbolcu olmayacak. Bir sene zondur futbol oynayan bir oyuncu olacak. Juta genç bir oyuncu, hala bir yerlerden yeniden başlangıç yapabilecek kapasitesi olan bir oyuncu, denememesi çok ilginç. Yönetim tarafına gelirsek, evet, bu tehlikeyi öngörebilmesi ve bunu bir B planını hazırlaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Yani Juta ile ilgili yani tekliflerin olduğuna yönelik bilgiler gelmişti ama ben hiç duymadım süreç içerisinde. Herhangi isteyen, talep eden bir kulüp hiç duymadım. Uğur'la ilgili Gençler Birliği, Sivas ve Malatya isimleri ön plana çıkmıştı, olmadı. O da kendi yani o kulüplerle görüştüğünü söylemiş birkaç yerde ama sonuçlanmadı. Hem kendileri adına hem kulüp adına çok üzücü bir durum. Çok üzücü. Yani şey olması bile yani bugün Galatasaray Cagney'i belki zararına gönderdi bilmiyoruz ama yani en azından göz önünden ayrıldı artık. Konyaspor'un ortada kalmış algısı zarar verici bir algı. Son gün Opanasenko'nun dahil olması da şöyle tamamen teknik bir karar, teknik heyet, verim ve gelecek açısından baktığında Savaş Polat'ı ve Ali Yaşar'ı kadroya dahil etmeyi daha uygun görmüş. Onunla hazırlık alakalı. Hazırlık maçında vardı. Hazır işte orada şimdi garip insanlara soru işareti geliyor yani. Şimdi garip tabii de hazırlık maçında oynaması. Aykut Hoca'nın söylediği yani geçen konuştuğumuz onu söylemişti. Son anda öyle bir karar aldık dedi. Diğerleri antrenmana çıkmıyor ama Opanasenko çıkıyor Konyaspor'la antrenmana. Belki kupa maçlarında herhalde oynama şeyleri var. Sonuçta lisansı çıktı. İnşallah faydalanır. Ligde oynayamıyor.
Ligde oynayamıyor. Öyle mi? Ligde oynayamıyor. İnşallah tabii fayda alırız. Belki devre arasında tekrardan bir sökülasyon olabilir. Bir de şey konuşalım. Yani Filipovic'i konuşalım. Çok da uzak. Valla şöyle çok bilmiyorum. Çok orada Filipovic'te düşünülen, planlanan bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Son gün bir teklif, teklif sonrası oyuncu boyutu, yönetici boyutu, teknik heyet boyutu. Ortada bir karar alınması gerekiyor. Ben maddi konuların biraz daha ağır bastığını düşünüyorum. Aykut Hoca'ya da sorulmuştur. Yani gitmesi durumunda ortaya çıkacak boş zarar verici noktada olur mu? Aykut Hoca'nın da ifadesi, yani birebirdeki ifadesi şu. Keşke aynı tipte, aynı seviyedeki ve aynı seviyede kazanan oyuncuları Konyaspor gibi kulüplerin ikisini bir arada tutabilme güçleri olsaydı ben de istemezdim ama bu güçle, ekonomik güçle de alakalı bir fırsat gibi görüldüğünü düşünüyorum. Yani, onun gönderilmesini. Aykut Hoca'nın oyuncu bazlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Filipovic gitmiş. Ben Filipovic'i çok seviyorum arada. Filipovic gitmiş. Aniçic gelmiş. Yani Ali Turan gitmiş. Veli Turan gelmiş gibi çok oyunculara takılı kalacağını zannetmiyorum. İlla ki Aykut Hoca orada Aykut bir çözüm. Aykut Hoca'nın bir kültürü var, bir oyunu var. Bunu her futbolcuyla oynayabilir. Bir seviyesi bir tık yukarıda olur, bir tık aşağıda olur. Herkes de oynar. Ama şey olarak cümle şu. Seviyesi ve yani kulübe verdiği şey anlamında, ekonomik maliyet anlamında iki birbirine benzer oyuncuyu aynı anda Konyaspor'un tutması yani pek belki, bir... belki şu da oldu yani. 42 numaralı formayı giydiği için insanlar biraz da duygusal bakıyor. Hani son dakika... Bu aşırı duygusal, rahatsız edici. Yani son dakika hani olmamış olsa belki Kadir Kağan 1922'ye gitmeyecekti, o kalacaktı. Şeye ne kadar katılıyorsam, hani Ali Turan, Ali Çamdalı meselesinde duygusal reaksiyonlar verilmemesi gerektiğini, evet, söyleyen insanları, ya ben bir şey okudum. Hani 42 numarayı formayı kaldırılmış diye bekliyordum falan. Ya öyle bir Filipovic öyle bir katkı vermiş bir oyuncu değil. Baktığınızda çok ciddi miktarda yatırım yapılmış, karşılığı anlanmamış bir oyuncu. Ha, sakatlıktır sebebi, onu bilemem ama sonuç itibariyle verim alamaz. 2 sene verim alamaz. Sakatlanmayacağının da garantisi yok. Abi ben şahsen Kadir Kağan'ın kalmasını isterdim ama işte son dakika olduğu için kimse bir şey yapamıyor yani. Hani belki genç oyuncuların kalması, alttan yetişen oyuncuların kalması daha Konyaspor açısından, gelecek açısından daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben çok güzel bir muhabbet olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda buradan. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ayrıca. Bizleri kırmadığınız için. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Beni de ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Yani, biz şöyle düşünüyoruz. Ara ara sizleri, inşallah her sizin, zaman diğer gazeteci, basın çalışan arkadaşlarımızı alalım. Böyle hani taraftara doğru bilgiler verelim düşüncesindeyiz. Çünkü yani ben samimiyetle hani ifade etmeye çalıştım. Umarım biz suçlu lisan etmemişizdir. Yanlış bir ifade, kimseyi kıracak, üzülecek bir şey söylememiştir. İnşallah altında da kötü yorumlar gelmez diye düşünüyorum. Yani böyle umuyoruz. Yani canları sağ olsun. Sıkıntı yok da. Yani en azından samimi olmaya çalıştığımızı bilsinler insanlar ya. Yani. Ya işte bu ortamında bu güzelliği var. Bir samimiyetle bir şekilde konuşuyoruz şeyleri. İnşallah daha güzel olur. Son programı kapatırken şunu soralım. Sizin hani flotlarınız vardı. İşte transferlerin perde arkası. Böyle bir hikaye var mı bu sene? Varsa bizi orada en son aşamada dinlemek isteriz. Bu sene sadece şöyle bir hikaye anlatabilirim. Vardı mutlaka, yani her hikaye, her olayın, her transferin bir hikayesi var ama bu sezon iki isim çok fazla konuşuldu. Birisi Zakariç, birisi Lukaku mıydı? Ben ilginçtir, hiç duymadım isimleri. Yani transfer dönemi sürecinde bu isimlerde Konyaspor'un ilgilendiriyorum. Hiç bilgi ama sosyal medyada her gün geldiler. Her gün geldiler. Zakar yani. İçimizde bilgisi var. Çok iyi. Yani Zakar içimizde bilgisi var. Bilmiyorum. Bizde yani. Var yani Zakar için. Hani bir kere sordum. Yok öyle bir şey. Hatta o gün gelmiş, İstanbul'daymış. Hatta İstanbul gazeteleri, televizyonları falan aramış. O kadar böyle ciddi. Ben sormadım bile. Ama hiç olmadı. Ama çok bir, yani bir isim vardı ki hep en baştan beri gündemdeydi. En baştan itibaren Konyaspor'un birinci hedefiydi. Hiç gündeme gelmedi. O da işte El Pardao. Ben yani transfer market ismi o. Farklı, bayağı uzun bir ismi var. Ben sadece Pardao demeyi tercih ediyorum. 30 yaşında yanlış hatırlamıyorsam. Geçen sene patlama yapmış. Böyle 25 gol falan. 25 gol, 18 asist gibi böyle bir muazzam bir Kızıl Yıldız'da oynuyor. İlginç olan tarafı şu. İşte Konyaspor bunu planladı. Böyle anlık gelme durumları noktası. Yani akşam haber gelecek
noktasına geldi bazen transferler. Şöyle hikayesi var. Vukovic'in transferini hatırlıyor musunuz? Yunanistan. Evet, Yunanistan'a gitti. Şöyle bir sözleşmeyle gelmiş Vukovic Türkiye'ye. Eğer yani bir rakamın üzerinde şey alırsa, teklif alırsa ve giderse menajerine pay verilir. Ama Konyaspor zaman içerisinde oyuncuyla sözleşmesini yenilemiş. Yenilen sözleşmede o madde yok. Gittikten sonra menajeri Konyaspor'u mahkemeye veriyor. Kazanıyor. Çünkü ilk sözleşmeyi tebliğ ediyor. Konyaspor da itiraz ediyor. İkinci sözleşmeyi veriyor. Orada da şey olmadığı için Konyaspor davayı kazanıyor. Bu menajerle Konyaspor problemli. Ve Pardao'nun menajeri kim? Aynen. Bu arkadaş. Bitmek üzere olan transfer bu noktada tıkanıyor. Çünkü arada bir şey gerginlik, rakamlar yükseliyor sürekli. İşte Arabistan'dan şöyle teklif var, Katar'dan böyle teklif var. O olma aşamasına gelen transfer bir türlü olmadı. Ben onun payının da olduğunu düşünüyorum. Bir taraftan Vukovic'teki hikaye, Fardao'da solucan deliği olarak kendini çıkardı. Böyle bir bu senenin ilginç bir hikayesi diyebilirim. Şey yapalım ama bu konuyla alakalı ara ara yayınlarda sizin böyle hikayelerinizi dinleyelim. İnşallah. İnşallah. Her zaman. Teşekkür ettik. Bir daha teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim. İbrahim Ali, sizin de ağzınıza sağlık. Arkadaşlara da bizleri izledikleri için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.